Selamünaleyküm arkadaşlar. Burada bir ağaç gördüm. Köprü gibi. Ne diye merak ettim. Bu altından geçiş var. Burası eski eşkıyanın geçiş yeri. Dar geçit diye geçer ismi. Bunun ne olduğunu merak ettim. Buraya geldim bakayım diye. Üzerine almayın. Sincap Köprüsü yazmışlar. Çok güzel bir şey. Çok hoşuma gitti. Sincaplar buradan karşıdan karşıya geçebilsin diye böyle bir şey yapmışlar. Yapanın ismi de Rahmi herhalde. Rahmi kardeş, eline sağlık. Çok güzel olmuş. Evet arkadaşlar, zirvede çok güzel bir yerdeyim. Bakın, binek taşı gibi. Oturak taşı ayrıdır. Bu binek taşına benziyor. Bir de ayrıyetten yükü sırtında deve gibi. Biraz etrafta ağaçlar olduğu için asıl bu yandan şu şekilde çekmem lazım görüntüyü. Ama orada bakalım şuraya geçebilirsem. Evet. O ağaç buradan engel oluyor görüntüyü almaya. Böyle bir yer var burada. Şu yanda da şüpheli yerler var. Yani burada kapalı bir yer olabilir. Kaya, mezar ya da kasa gibi. Bakalım. Şimdi o tarafları da inceleyeceğim. Evet arkadaşlar, bakın burada bir tane oyma var. Bu mezar oyması. Burada bir mezar olduğunu söylüyor. Şimdi şurada bir tane keskili yapılmış çizgi var. Şöyle bir yer. Bu yön mü veriyor, başka bir şey için mi yapılmış, onu tam anlayamadım. Her tarafı güzelce inceledim. Hiç öyle güzel şüpheli bir yer göremedim. İki yerde şüphelendik. Birisi burası. Burası kaya mezarı girişi olabilir. Çünkü şurada da bir tane şöyle oyma var. Küçük bir oyma. Balık gibi aynı. Büyük oyma burada. Tam şurada. Bu diğer oyma burada. Acaba mezarı ikisinin ortasında burada olabilir mi? Bir de şurası böyle bir şüpheli gözüküyor. İşaret mi, doğal mı anlayamadım. Tam emin olamadım. Şurası bir kapak gibi duruyor. Burası bu şekilde arkadaşlar. Burada güzel bir mezar oyması var. Yanında keski izi var. Bir de burada diğer oyma var. Selamünaleyküm arkadaşlar. Geçen sefer konuşma özürlü olan Definici amcayla şu üst tarafta hemen rastlamıştım. Orada bir yerleri kırmaya çalışıyordu. Sonra bendeki cihazla bir yerim var, oraya bakar mıyız dedi. Beni buraya getirmişti. Şurası. Buradan küçük bir tane demir halka çıktı. Bir de küp parçaları çıkmıştı. Burada şöyle cep gibi yer var. Burada iki tane oyma var. Sonra benden sonra buraları kırmaya çalışmış o. Şuraları. Burası biraz zor. Buraya matkapla gelmek lazım. Şu kısım şöyle. Burası. Şurası böyle kapama gibi duruyor. Ama şimdi ben şurada bir yer tespit ettim. Geçen sefer bir önceki geldiğimde buraları analiz yaptım. Burada bir yer tespit ettim. Şurada bir değerli gösteriyor arkadaşlar. Bakalım. Evet arkadaşlar, yorumlarda bana soruyorsunuz alan tarama, cihaz, bunlarla ilgili bilgi isteyen arkadaşlar oluyor. Ben uzun zamandır hiç böyle bir şey konuşmamıştım videolarımda. Reklam olmasın diye alan tarama olsun, dedektör olsun, ne marka ismi veririm ne tavsiye ederim. Hep zaten bunu da belirttim. Bugün şöyle bir şey söyleyeyim. Hatta ilk videolarımda ilk zamanları
abone 10.000 olduğu zaman açıklama yapacağım diye belirtmiştim birkaç kez. Abone sayısı 10.000 oldu sayılır. Yavaş yavaş bir hazırlık yapayım. Ama tam 10.000 olduğunda da net ayrıntılar vereceğim inşallah. Şu arkadaşlar benim alan tarama yöntemim, yani malzemenin olduğu yeri tespit etme yöntemim şu elimde gördüğünüz sarkaç. Bakın arkadaşlar, şimdi tespit ettiğim yer burası. Bu gördüğünüz sağa doğru dönerse onay veriyor, sola doğru dönerse olumsuz diye cevap vermiş oluyor. Şimdi bakın, bir de yön isteyeyim. Bu tarafı söylüyor. Şimdi buradan yön isteyeceğim. Yine burayı söylüyor. Buraları bir inceledim. Burada yön istedim. Tekrar beni hep buraya getirdi. Şu alt taraftan, şuradan falan da şey yaptım. Analiz yaptım. Hep burayı gösteriyor. Burada da bir değerli olduğunu söylüyor. Bakalım. Evet, saat yönünde sağa doğru döndüğü için bana onay veriyor. Arkadaşlar, bu radyestezi ilmidir. Alan tarama çubuğu kullanan arkadaşlar bilirler. Alan tarama çubuğunu böyle tuttuğunuzda çubuklar hareket yapar. Çubuk kendinden hareket eder. Bu da aynı şekilde. Bunu, yani mesela şimdi içinden aklından geçiren olur. İşte adam kendi eliyle çeviriyor gibi düşüncelere giren olur. İsterseniz hiçbir şey olmasa bir tespih alın. Şu şekilde tutun. Hiç elinizi kımıldatmadan otomatikman kendiliğinden dönmeye başlayacağını anlayacaksınız. Mesela nasıl olabilir? İşte bir yüzüğünüzü koyun veya bir küpe bir şey koyun masanın üstüne. Bunu böyle alın elinize, üstüne böyle bu şekilde bekletin. Bakın kendi kendine nasıl dönüyor anlayacaksınız zaten. Hani benim de burada kendim çevirmediğimi orada anlarsınız yani. Bunların daha ayrıntılı bilgilerini zamanla vereceğim size inşallah da. Şimdi ben kendi işime bakayım. Burada yani çok güzel bir şey söylüyor bana ama birazdan göreceğiz bakalım. Evet. Başlayalım. Bugün pazar. Burası biraz şehre, yani ne uzak ne yakın, ama dağcılar olsun veya spor yapmak isteyenler olsun buralara gelebiliyor. Yakınımda da bir patika var. Biraz çekiniyorum şu an burada iş yapmaya ama hızlı bir şekilde çalışacağım. Artık yapacak bir şey yok, bakalım ne yapacağız, göreceğiz. Bakın arkadaşlar, açtığım yer şurası.
malzemeyi aldım. Gel. Burası. Nereye gizlemişler?